Gençler selamlar. Bayram arasından sonra TYT Matematik Rehberi ile beraberiz. Bu video serinin 4. videosu. Diğer 3 videoyu kaçırdıysanız şuradan kartlardan martlardan izleyebilirsiniz diyelim ve TYT Matematik Rehberi'ne geçelim. Gençler biliyorsunuz ki güncel sınav sisteminde matematik ve geometri yapamayana hiçbir şey yok. Sayısal ve eşit ağırlıkçıysanız direkt kaderinizi belirliyor. Sözel veya dilden de iyi bir sıralama istiyorsanız bu kısmı yapmak zorundasınız. Birçok öğrencinin korkulu rüyası, hatta birçok öğrencinin direkt sınavı kaybetme sebebi. Peki neden? Yani neden bu matematik senelerdir bu kadar zor olarak atfediliyor? Gençler bu durumun ana sebebi şu. Matematik kısmından gelen 80 sorunun her biri birbiriyle bağlantılı. Matematik bir bütün ve gerçekten inanılmaz girift bir bütün. Tüm konular birbiriyle ilişkili. Sırf bir tane konuyu çalışabilmek için 4-5 tane farklı konuya hakim olmanız gerekiyor. Bu yüzden sizin matematiğin bir kısmını çalışma şansınız yok. Matematiğin tamamını bir bütün olarak ele almalı ve eksiksiz çalışmalısınız. Bu da nasıl olur biliyor musunuz? Sağlam bir temel oluşturup o temelin üzerine adım adım koyarak olur. Ancak öğrenciler ne yapıyor? Birbiriyle bağlantılı olan, bir zincir halinde olan matematiğe kafasına göre bir yerden bodoslama dalıyor. Örneğin ilk 12 desen yok, fonksiyon desen yok, birisi demiş işte yazın AYT matematik çalış, kafan rahat etsin. Eleman bir başlıyor oradan, sonra da doğal olarak patlıyor. İşte bu yüzden öğrenciler matematiği sevmiyor, bu yüzden yapamıyor, bu yüzden matematiğin adı çıkmış. Sen o temeli oturtmadan üzerine koymaya çalışırsan, o zinciri bozarsan mutlaka patlarsın. Başka bir ihtimal yok. Benim o temel dediğim şey de zaten bu videoda bizim konumuz olan TYT matematik. Yani o 80 sorunun anahtarı, başlangıcı bu video. Sonra zaten üzerine geometrisini ve AYT matematiğini koyacağız ve bu işi bitireceğiz. Peki abi bizi o kadar azarladın, anlat bakalım bu matematik nasıl çalıştır diyorsanız sizi bekletmeden başlayalım. Gençler elbette matematik çalışmalarımızı hemen başlatacağız. Ancak bu başlıkla ele almak istediğim mevzu ne zamandan ziyade nasıl bir yol haritası izleyeceğimiz. İşte bizim sizinle matematik ve geometrinin tamamında izleyeceğimiz yol haritası bu. Şimdi ben size ders analiz kısmında ne dedim? Temel, temel, temel. Temelin ne kadar önemli olduğundan ve birçok öğrencinin bu temeli atmadığı için nasıl başarısız olduğundan bahsettim. Orada benim size defalarca temel diye bahsettiğim kısım aslında işte bakın burası. TYT Matematik ilk 12 konu. Nedir bu konular? İşte temel kavramlar sayı basamaklarından başlayıp denklem çözmeye kadar uzanan konular bütünü. Bakın gençler burada yani ilk 12 konuda yeterli hakimiyete sahip olmadan siz ne problem çalışabilirsiniz, ne AYT matematik çalışabilirsiniz, hatta geometri çalışmakta bile zorlanırsınız. O yüzden bizim ilk işimiz kesinlikle bu kısmı halletmek olacak. Tabii ki seviyenize göre yapacağınız çalışmada değişecek. Onu zaten bir sonraki başlıkta konuşacağız. Peki ben size nasıl çalışacağınızı öğrettim. Seviyenize göre ilk 12 konuyu çalıştınız, hallettiniz. Sonrasında ne yapacağız? İşte sonrasında şablonda gördüğünüz gibi problemler geometri ve AYT matematik çalışmasını paralel olacak şekilde başlatacağız. Yani bu 3 kısım ilk 12 konudan sonra paralel olarak başlayacak ve sene boyunca beraber devam edecek. Matematik ve geometride izleyeceğimiz yol haritası bu şekilde. Yani ilk önce ilk 12 konuyu halledeceğiz. Ondan sonra da problem, AYT matematik ve geometri çalışmalarını paralel olacak şekilde başlatacağız. Tabii ki bizim bu videoda konumuz TYT matematik, ilk 12 konu ve problemler. Şimdi seviyenize göre bu kısımları nasıl çalışacaksınız ona bakalım. Şimdi TYT matematik çalışmasını ilk 12 konu ve problemler olmak üzere iki kısımda ele alacağız. Ancak ondan önce seviyenize göre tavsiye verebilmek için bir seviyelendirme yapmamız lazım. Şimdi gençler bildiğiniz üzere TYT matematik 40 sorudan oluşuyor. Bunlar 30 tanesi matematik, 10 tanesi geometri. Biz bu rehberde oradaki 30 tane matematik sorusuyla ilgileniyoruz. Bu yüzden bu 30 soruyu baz alarak 3 farklı seviye oluşturdum. 0-7 net bandı, 7-21 net bandı ve 21-30 net bandı. Bu seviyelendirmenin mantığı şu gençler. ÖSYM 30 tane matematik sorusunda ortalama olarak 7 tane kolay, 14 tane kalbur üstü, 7 tane de görece zor soru soruyor. Yani 0-7 net bandı, ÖSYM'nin sorduğu kolay soruları dahi yapmakta zorlanan temeli zayıf öğrenciler. 7-21 net bandı, basit soruları yapabilen, kalbur üstü soruların bazılarını yapabilen, zor sorularda da patlayan öğrenciler. 21-30 net bandıysa basit ve kalbur üstü soruların tamamına yakınını yapabilen, zor sorulardan da biraz tırtıklayan temeli sağlam öğrenciler. Seviyelendirmeler ve mantıkları da bu şekilde. Videoyu seviyelere göre bölerim zaten. Vakit kaybetmeden kendi kısmınıza atlayın. Şimdi ilk 12 konuya geçelim. Evet gençler 0-7 net bandı için ilk 12 konuyu konuşacağız. Şu güne kadar hepiniz farklı yollardan geçtiniz. Belki pandemide bir şeyleri kaçırdınız. Belki deprem gördünüz. Belki de siz gerekli eforu göstermediniz. Ancak sonuç olarak bir şekilde matematiğiniz zayıf kaldı. Matematiğinizin zayıf kalmasına sebep olan şeyler artık bizi ilgilendirmiyor. Tamamen geçmişte kaldı. Biz tamamen buradan sonra ne yapabileceğimize bakacağız ki inanın çok şey yapabiliriz çünkü elimizde ciddi bir zaman var. Az sonra zaten teknik olarak nasıl adımlar atmanız gerektiğini anlatacağım. Ancak onun öncesinde sizden mutlaka beklediğim iki tane şey var. Birincisi matematiğe karşı olan ön yargınızı bir kenara bırakacaksınız. Kimseden ben matematik yapamıyorum, benim kafam matematiğe basmıyor gibi şeyler duymak istemiyorum. İkincisi de temelinizin zayıf olduğunu, bunu düzeltmenin ise süreç ve sabır istediğini kabul edeceksiniz ve asla bu yoldan vazgeçmeyeceksiniz. Bakın bu saydığım iki madde olmadan hangi hocayı dinlediğiniz, hangi kitabı çözdüğünüz tamamen önemsiz. Bu iki maddeyi kafanıza kazıyacaksınız. İşin mental kısmını hallettiğimizi düşünüyorum. O zaman teknik kısımlara geçebiliriz. Şimdi gençler sizin oynatma listesi olarak özellikle temeli zayıf öğrencilere göre dizayn edilmiş bir oynatma
aydınlatma listesi takip etmeniz gerekiyor. Burada benim size 4 tane önerim olacak. Bunlardan 2 tanesi tam, yani tüm videolar YouTube'a yüklenmiş. Diğer 2 tanesi ise halen aktif olarak çekiliyor. 1. Mert Hoca Zero Matematik. 2. Şenol Hoca Sıfırdan Matematik. Bu ikisi tamamlanmış olanlar. 3. Rehber Matematik Sıfırdan Matematik. 4. Bıyıklı Matematik 10 günde temel atma. Bu ikisi ise halen aktif olarak çekiliyor. Saydığım bu 4 oynatma listesi de direkt olarak sizin ihtiyaçlarınıza cevap niteliğinde oynatma listeleri. Peki hangisini izleyeceksiniz? Gençler, şunun üstüne basa basa söylüyorum. Hoca seçiminde sizin hocayı sevmeniz, benimsemeniz ve anlatımından anlamanız çok önemli. Zaten ben söylediğim tüm isimlerin işine ve kalitesine güveniyorum. Ancak bir isim verip geçmememin, seçenek vermemin sebebi her öğrencinin frekansının her hocayla tutmuyor olması. Bu yüzden mutlaka siz kendiniz hepsine göz atın, birer videosunu izleyin, sonra da kendi tercihinizi yapın. İlla ki tutturup abi senin favorin ne diyecek olursanız Mert Hoca Zero Matematik diyebilirim. Ancak bu benim naçizane görüşüm. Bu noktada benim görüşümden ziyade sizin tercihiniz daha önemli. Peki hocamızı seçtik. Seçtiğimiz hocaya hangi kitaplarla eşlik edeceğiz? Gençler, sizin temelinizi atarken 3 farklı kitaba ihtiyacınız var. Birincisi, konuların mantığını kavrayacağınız kazanım odaklı modüler bir kitap. İkincisi, öğrendiklerinizi pekiştireceğiniz yeni nesile ufaktan giriş yapan bir kitap. Üçüncüsü de tam anlamıyla yeni nesil ÖSYM seviyesinde bir kitap. Birinci kitap için önerim Sonuç Yayınları'nın Fasikülleri. İkinci kitap için önerim Acil Matematiğin İlacı. Üçüncü kitap için önerim ise 3-4-5. Şimdi bunları şu şekilde kullanmanızı istiyorum. 1. Konuyu seçtiğiniz oynatma listesinden dinliyorsunuz. 2. Sonuç fasikülleriyle temelinizi atıyorsunuz. 3. 3-4-5'in o baştaki kazanım odaklı sorularını çözüyorsunuz. 4. İlaçtan ilgili konunun tamamını çözüyorsunuz. 5. 3-4-5'in kalan zor testlerini komple bitiriyorsunuz. Sizden temeli zayıf birer öğrenci olarak yapmanızı istediğim çalışma bu gençler. Şunu da not düşeyim. Eğer derece hedefi olan bir öğrenciyseniz bu 3 kitabı ekstra olarak 3D gibi üst seviye bir kitapta çözebilirsiniz. İsterseniz ilk 12 konu çalışmasını bitirdikten sonra geriye dönük olacak şekilde çözün. İsterseniz de 3-4-5'in üzerine çözün. Tercih tamamen sizin. Bu saydığım kitapları ben özellikle seçerek öneriyorum. Ancak başka kitaplar kullanmak isteyenler için alternatiflerini de vereyim. Sonuç fasikülleri yerine takip ettiğiniz hocanın kamp kitabını, Metin Yayınları'nın parkur kitabını ve aktif yayınlarını kullanabilirsiniz. Matematiğin ilacı için tam bir alternatif yok. O yüzden önermeyeceğim. 3-4-5 yerine bilgisayar mal veya acilin soru bankasını kullanabilirsiniz. Ancak 3-4-5'in yerini tutmayacaktır, onu da söyleyeyim. Son olarak 3D yerine de orijinal kullanabilirsiniz. Evet, sizin ilk 12 konu çalışmanız bu şekildeydi. Buradan doğruca problemler genel kısmına geçebilirsiniz. Evet gençler, 7-21 net bandı için ilk 12 konu çalışmasının nasıl olması gerektiğini konuşacağız. Sizlere tam olarak arada kalmışlar desem yanlış olmaz sanırım. Yani bir şeyler biliyorsunuz ama yarım yamalak biliyorsunuz. Ne bir önceki grup kadar temeliniz zayıf, ne de bir sonraki grup kadar olaya hakimsiniz. Şimdi sizin ekipteki öğrencilerin düştüğü en büyük hata şu oluyor. Ben zaten konuları biliyorum, direkt soru bankasından yardırayım. Bu gerçekten ciddi bir hata. Çünkü ders analiz kısmında da söylediğim gibi bu kısım temel gençler. Her şeyin temeli. Sizin bu kısımda bırakacağınız ufak tefek eksikler özellikle de AYT matematik kısmında size ciddi sıkıntı çıkarabilir. Neden böyle söylüyorum? Çünkü AYT matematikte bu ilk 12 konunun teknik detaylarını ele alan çok fazla soru soruluyor. Yani örnek veriyorum, mutlak değer konusunda öğrendiğiniz bir bilgiyi belki TYT'de hiç kullanmayacaksınız. Ancak AYT'de öyle bir soru gelir ki o spesifik bilgiyi bilmediğiniz için direkt paket olursunuz. Bu dediğimi zaten AYT matematik çalışmalarınız sırasında çok daha iyi anlayacaksınız. O zaman şimdilik ne yapıyoruz? Bu hatayı yapmamak için konuları bir hocamızdan dinliyoruz. Ben size tavsiyelerimi yapayım yine. Eyüp Bey, Mert Hoca, Bıyıklı Matematik ve Rehber Matematik. Peki bunlardan hangisini izleyeceksiniz? Gençler, şunun üstüne basa basa söylüyorum. Hoca seçiminde sizin hocayı sevmeniz, benimsemeniz, anlatımından anlamanız her şeyden önemli. Zaten ben söylediğim tüm isimlerin işine ve kalitesine güveniyorum. Ancak bir hoca vermek yerine seçenek sunmamın sebebi her öğrencinin frekansının her hocayla tutmuyor olması. Bu yüzden mutlaka hepsine göz atın, birer tane videosunu izleyin ve kendi tercihinizi yapın. İlla ki tutturup abi senin favorin ne diyecek olursanız Eyüp Hoca benim için bir numaradır. Ancak bu benim naçizane görüşüm. Bu noktada benim görüşümden ziyade sizin tercihiniz çok daha önemli. Peki hocamızı seçtik. Dinleyeceğimiz hocayı hangi kitaplarla takip edeceğiz? Dinleyeceğiniz hocayı minimum 2 kitapla takip etmenizi istiyorum. Birinci kitap Acil Matematiğin İlacı, ikinci kitapsa 3-4-5. Bunları şu şekilde kullanmanızı istiyorum. 1. Konuyu seçtiğiniz oynatma listesinden dinliyorsunuz. 2. 3-4-5'in o baştaki basit kazanım odaklı sorularını çözüyorsunuz. 3. Acilin ilacından ilgili konunun tamamını çözüyorsunuz. 4. Tekrardan 3-4-5'e dönüp kalan soruların tamamını bitiriyorsunuz. Benim sizden istediğim bu çalışma minimum. Bu saydığım kitaplar üzerine ekstra bir kitap daha çözebilir misiniz? Tabii ki çözebilirsiniz. Mesela orta seviyeye çift dikiş atmak amacıyla 3-4-5'in yanına bilgisayar mal veya acil ekleyebilirsiniz veya yüksek hedefi olan öğrenciler 3-4-5'in üzerine 3D çözebilirler. Ancak bu tamamen sizin ne kadar gelişmek istediğinize, hedefinizin ne olduğuna bağlı. Bu yüzden bu kısmı size bırakıyorum. Şimdi ben söylediğim bu kitapları
tabii ki özenle seçerek öneriyorum. Ancak yine de başka kitap kullanmak isteyenler için alternatiflerini de vereceğim. Matematiğin ilacı için tam bir alternatif yok. O yüzden vermiyorum. 3-4-5 yerine Bilgi Sarmalım veya Acil'in Matematik Soru Bankası'nı kullanabilirsiniz. 3D çözecekler, 3D yerine de orijinal kullanabilirler. Evet gençler, sizin ilk 12 konu çalışmanız bu şekildeydi. Buradan doğruca problemler genel kısmına geçebilirsiniz. Evet gençler, 21-30 net bandının ilk 12 konu çalışmasını ele alacağız. Siz şimdi bir şekilde belli bir noktaya geldiniz ve TYT Matematik'ten ciddi net çıkarıyorsunuz. Bu yüzden sizin bir TYT Matematik oynatma listesini baştan sona izlemeniz ciddi zaman kaybı olacaktır. Elbette sizin bilmediğiniz teknik detaylar, ufak tefek şeyler var mıdır? Kesinlikle vardır. Ancak siz seviyeniz itibariyle bunları soru çözerken çıkan yanlışlarınızın üzerine giderek kapatabilecek durumdasınız. Yani bir oynatma listesini komple takip etmenize hiç gerek yok. Ancak soru çalışmalarınız esnasında bir konuda zayıf olduğunuzu fark ederseniz açarsınız o konunun videosunu, yine izlersiniz. Burada da hoca olarak size kesinlikle Eyüp Bey'i tavsiye ederim. Çünkü zaten belli bir seviyenin üzerindesiniz. Diğer hocalar çok temelden aldıkları için size hitap etmeyeceklerdir. Kitaplara gelecek olursak da sizin bu kısımda çok fazla vakit kaybetmenize gerek yok. Benim naçizane tavsiyem iki kitaptan gerekli pratiği yapıp yolunuza bakmanız. Birinci kitap olarak bir kısmı size hafif gelebilecek olsa da 3-4-5, ikinci kitap olarak da 3-4-5'in üzerine 3D kullanabilirsiniz. Yüksek derece isteyen, kendini iyice zorlamak isteyenleriniz de üçüncü kitap olarak Barış Çelenk TYT Matematik kullanabilirler. Bu saydığım kitapları ben özenle seçerek öneriyorum. Ancak yine de başka kitap kullanmak isteyenler için alternatiflerini de vereceğim. 3-4-5 yerine Bilgi Sarmal veya Acil'in Soru Bankası'nı kullanabilirsiniz. 3D yerine orijinal, Barış Çelenk yerine de Metin Yayınları'nı tercih edebilirsiniz. Evet gençler, sizin ilk 12 konu çalışmanız bu şekildeydi. Buradan doğruca problemler genel bilgilendirme kısmına geçebilirsiniz. Evet gençler, ne zaman çalışacağız başlığında açıkladığım üzere ilk 12 konu çalışmamızı bitirdikten sonra AYT matematik, problemler ve geometri çalışmalarımızı paralel olarak başlatacağız. İlk 12 konuyu konuştuk, geometri ve AYT matematiği kendi rehberlerinde konuşacağız. Bizim şimdiki işimiz ne? Problemler. Şimdi gençler, ilk olarak şunu söylemeliyim ki seviyeniz fark etmeksizin hiçbiriniz problemlerden konu videosu falan dinlemeyeceksiniz. Çünkü problemlerin konusu diye bir şey yok. Zaten açıp bakarsanız problem playlistlerinin de %95'i soru çözümünden ibaret. Siz zaten ilk 12 konuyu sağlam bir şekilde öğrendiniz. Denklem nasıl kurulur? Eşitsizlik nedir? Bunların hepsini biliyorsunuz. O zaman seviyenize uygun kaynaktan problem çözmeye başlamak yerine neden onlarca saat başka birinin soru çözmesini izleyesiniz? Bu gerçekten hepiniz için oldukça büyük bir zaman kaybı. O yüzden tekrar söylüyorum, problemlerden video yok. Direkt soru çözeceğiz. Şimdi problemde kitap önerilerini ben yine başlangıçtaki net aralığınıza göre yapacağım. Ancak doğal olarak siz o çalışmayı yaptıktan sonra artık o netlerde olmayacaksınız. Yani yanlış anlaşılma olmasın, ben o durumu da hesaba katıyorum. O yüzden başlangıçtaki netiniz neyse yine gidin o net aralığını izleyin. Evet gençler, şimdi ilk 12 konu kısmında sizinle ne yaptık? Sonuç çözdük, ilaç çözdük, 3-4-5 çözdük ve derece isteyenler de üzerine 3D çözdü. Yani her birinizin ciddi bir ilk 12 konu birikimi var artık. O yüzden problemlerde sonuç fasikülleri gibi çok çok kolay temel bir kaynaktan başlamamıza gerek yok. Peki ne çözeceğiz? İlk kitap olarak elimizdeki ilaç soru bankasının problemler kısmını çözüyoruz. İkinci kitap olarak bilgi sarmalı problemler fasikülü veya acil problemler fasikülü. Üçüncü kitap olarak 3-4-5'in problemler kısmı. Buraya kadar olan çalışmayı hepiniz yapıyorsunuz. Buradan sonra sayacak hedefinize göre yapıp yapmamak size kalmış. Dördüncü kitap olarak 3D'nin problemler kısmı veya Apotemi'nin problemler fasikülü. Beşinci kitap olarak Barış Çelenk problemler fasikülü veya Karekök rutin olmayan problemler. Evet, problemler kısmında da sizinle yapacağımız çalışma bu şekildeydi. Siz tekrar ve denemeler kısmından devam edebilirsiniz. Evet gençler, ilk 12 konu kısmında sizinle ne yaptık? İlaç çözdük, 3-4-5 çözdük ve bazılarınız da üzerine 3. kitapları çözdüler. Yani her birinizin artık ciddi bir ilk 12 konu birikimi var ve problemlere hazırsınız. Problemlerde ilk kitap olarak elimizdeki ilaç soru bankasının problemler kısmını çözüyoruz. İkinci kitap olarak bilgi sarmalı problemler fasikülü veya acil problemler fasikülü. Üçüncü kitap olarak da 3-4-5'in problemler kısmı. Buraya kadar olan çalışmayı hepiniz yapıyorsunuz. Buradan sonrakileri hedefinize göre yapıp yapmamak size kalmış. Dördüncü kitap olarak 3D'nin problemler kısmı veya problemler fasikülü ve 5. kitap olarak Barış Çelenk problemler fasikülü veya Karekök rutin olmayan problemler. Sizinle yapacağımız problemler çalışması da bu şekildeydi. Siz tekrar ve denemeler başlığından devam edebilirsiniz. Evet, şimdi ilk 12 konu kısmında sizinle ne yaptık? 3-4-5 çözdük, 3D çözdük, ayrıyeten yüksek derece isteyenleriniz de üzerine Barış Çelenk çözdü. Problemlerde de ilk kitap olarak bilgi sarmalı problemler fasikülü veya acil problemler fasikülü, ikinci kitap olarak elimizdeki 3-4-5 soru bankasının problemler kısmı, üçüncü kitap olarak da elimizdeki 3D soru bankasının problemler kısmını çözüyoruz. Buraya kadar olan çalışmayı hepiniz yapıyorsunuz, buradan sonraki çalışmayı hedefinize göre yapıp yapmamak size kalmış. Dördüncü kitap olarak Apotemi veya orijinal problemler fasikülü, beşinci kitap olarak Barış Çelenk problemler
problemler fasikülü veya karekök rutin olmayan problemler. Evet, sizinle yapacağımız problemler çalışması da bu şekildeydi. Şimdi nasıl tekrar edilmeli ve denemeler kısmıyla devam edebilirsiniz. Evet gençler, ilk 12 konu ve problemler çalışmasının seviyenize göre nasıl olması gerektiğini anlattım. Şimdi tekrar ve deneme kısmına geçeceğiz. İlk 12 konu ve problemler özelinde aslında spesifik bir tekrara ihtiyacınız olmayacak. Peki neden? Videonun başında da anlattığım üzere ilk 12 konuyu aslında biz her yerde kullanıyoruz. Yani rutinde problem çözeceksiniz, her gün kullanacaksınız. AYT matematik çalışacaksınız, yine kullanacaksınız. Bu yüzden öğrendiklerinizi hali hazırda sürekli tekrar edeceksiniz. Problemlerin de zaten kendine has bir konu anlatımı yok. Pratiğini ise her gün rutininizde yapıyor olacaksınız. Sonuç olarak ilk 12 konu ve problemlerden özel bir tekrara ihtiyacınız yok. Anlattıklarımı yapmanız oldukça yeterli. Şimdi denemelere gelecek olursak TYT matematikte branş denemelerinin önemi çok büyük. Onu peşinen söyleyeyim. Soru bankalarında yeterli derinliği yakaladıktan sonra hepiniz branş çözümlerine başlamalısınız ama burada büyük bir ama var. Ne dedim az önce? Soru bankalarında yeterli derinliği yakaladıktan sonra öğrencilerin geneli soru bankası çalışmasını savsaklayıp branş denemesine çok erken geçmek gibi bir hata yapıyor. Siz branş denemelerine geçmeden önce bir seviyenize göre ilk 12 konu çalışmanızı tamamlayın. Sonrasında üzerine yine seviyenize göre problem çalışmanızı yapın. Ondan sonra artık yavaştan denemelerinize geçebilirsiniz. Branş denemelerine geçtiğinizde de dikkat etmeniz gereken en önemli mesele süre. Mutlaka ve mutlaka süre tutmalısınız çünkü artık soru bankası çözmüyorsunuz, deneme çözüyorsunuz. Burada TYT matematiğe verdiğiniz süreyi nasıl kısaltabileceğinizi de bir sonraki başlıkta açıklayacağım, merak etmeyin. Şimdi o başlığa geçmeden kolaydan zora branş denemesi önerilerini de yapalım, ondan sonra geçelim. İlaç, toprak, sarmal, 3-4-5, acil, orijinal, 3D, metin ve barış çenek. Gençler, siz denemelere girmeye başladıkça şu lafları çokça söyleyeceksiniz veya duyacaksınız. İşte abi yetişmiyor, matematiğe bir girdim çıkamadım, mat 1,5 saatimi aldı gibi sözler. Eğer ki bu sorunu yaşarsanız nasıl çözeceksiniz, bu başlıkta size onu anlatacağım. Şimdi önce şunu anlamanızı istiyorum. Bir işi öğrenirken hız faktörü önemsenmez. Örneğin araba sürmeyi yeni öğrendiğinizi düşünün. İşte anneniz, babanız, hocanız, birisi oturmuş yanınıza, şunu böyle yap, bunu böyle yap yönlendiriyor sizi. Bu ilk öğrenme sırasında ne yaparsınız? Öğrendiğiniz temel dinamikleri yavaşça uygulamaya çalışırsınız. Hıza falan takılmazsınız. Yani daha öğrenme aşamasındayken tamam baba ben gaz fren anladım deyip çevre yolunda 150 yapmazsınız. Araba sürmeyi öğrenmeye odaklanırsınız. Bu kabiliyeti yavaşça edinirsiniz. Ancak ustalaştıktan sonra gerek gördüğünüz yerde arabayı hızlıca kullanabilirsiniz. Bu durum araba sürmekten TYT matematik çözmeye kadar hayatın her alanında böyledir. İşi öğrenirken hız faktörünü önemsemezsiniz, işi öğrenmeye odaklanırsınız. O yüzden matematik özelinde de sizin temel çalışmanız tamamlanana kadar TYT matematiği kaç dakikada çözdüğünüzü umursamayın. Hız konusunu ne zaman önemseyeceksiniz? Temel çalışmalarınız bitti, branş denemelerine geçtiniz, işte o zaman hızı dert edebilirsiniz. Peki branşlara geçtiniz, matematiği yavaş çözüyorsunuz, genel denemelerde sıkıntı çekiyorsunuz. Bu durumu nasıl çözeceğiz? Gençler, Parkinson yasası diye bir yasa var. Parkinson abimiz demiş ki bir iş daima bitirilmesi için kendisine ayrılan sürenin tamamını kapsayacak şekilde uzar. Bu ne demek? Şu demek: 40 soruluk bir TYT matematik branşını karşınıza aldınız. Siz kendinize 1 saat 15 dakika verirseniz o deneme 1 saat 15 dakikada biter. Siz kendinize 1,5 saat verirseniz o deneme gider 1,5 saatte biter. Tabii ki ekstrem uçlar buna dahil değil. Yani 10 dakika verirseniz 10 dakikada ya da 5 saat verirseniz 5 saatte çözemezsiniz elbette. Ancak makul sınırlar içerisinde siz beyninize hangi şartlarda koşullarsanız beyniniz de o şartlar altında çalışmaya alışır. Biz bu yasayı hızlanmak için şöyle kullanacağız. Diyelim ki siz normalde TYT matematik denemelerini 90 dakikada çözüyorsunuz. Tüm matematik branş denemelerinde kendinize 85 dakika vereceksiniz. Ta ki ne zamana kadar? Siz 85 dakikada rahat edene kadar, ki bu da zaten maksimum birkaç hafta sürecektir. 85 dakikada rahat ettikten sonra 80 dakika, sonra 75 dakika, sonra 70 dakika. Bu sayede süreyi zamanla kontrollü bir şekilde azaltarak beyninizi koşullayıp hızlanma sorununu da kökten çözebilirsiniz. Ben kendim hazırlanırken Türkçeyi 1 saatten uzun bir sürede çözüyordum. Bu da benim genel denemelerimi cidden sıkıntıya sokuyordu. Az önce verdiğim metodu kullanarak Türkçeyi 1 saatten birkaç ay içerisinde 25-30 dakikalara kadar indirdim. Yani bu yöntemi hem ben kendim kullandım, faydasını gördüm, hem de o zamandan beri onlarca öğrenciye kullandırdım. Bu yüzden sizin de faydasını göreceğinize eminim. Evet gençler, TYT matematik hakkında söylenebilecek her şeyi söyledim. Artık top sizde. Gördüğünüz gibi gerçekten çok emek veriyorum. Yani bir ders hakkındaki her şeyi bir videoya sığdırmaya çalışıyorum. Çok ciddi araştırma yapıyorum. Bu yüzden eğer çıkan işi beğeniyorsanız desteklerinizi işte beğeni olarak, yorum olarak bana gösterin ki üretmek için motivasyon olsun. Diğer rehberlerde görüşürüz. İyi çalışmalar.